Hocam bu ilahiyatçılarla ilgili vakada mesela işte ateizmi, deizmi, agnostizmi yani bu tarz tartışmaları yok saymaları herhalde hiç yani vakaya uymuyor. Çünkü biraz sosyal medyayı, biraz liseleri, üniversiteleri gezen insanlar yani gayet böyle bir sorun olduğunu farkına varabilir ama herhalde ilahiyatçılarımız pek bu tarz gezileri yapmıyorlar. Furkan Hocam, ilahiyatçılarımıza ben yeni bir şey deyimle bu ilahiyatçılarımızı niteliyorum. Uzaylı ilahiyatçı. Bunlar yani uzayda, Mars'ta falan yaşıyorlar. Arada da dünyaya iniyorlar. Böyle bir bakınıyorlar falan. Genelde yani her şey Mars'ta olup bittiği gibi olduğu kanaatindeler. Yani ilahiyatçılarımızın büyük bir kısmı uzaylı ilahiyatçı. Yani uzaylı ilahiyatçıdan kastım, şu anda etrafta ne olup bittiğinden habersiz. Yani insanların yönettiği sorulardan habersiz, bunların cevaplarından habersiz. Piyasadaki milletin imanına karşı oluşan tehlikelerden habersiz. Bunlardan habersiz olduğu için bunları cevap vermek gibi bir yükümlülüğü kendi üstünde hissetmiyor. Kendi üstünde hissetmediği için öğrencilerini buna göre yetiştirmiyor. Daha da kötüsü bunların bir kısmı bunları yapanların yaptığı işin önemini anlamayıp da küçümsüyor. Yani kendisi bir işe yaramadığı gibi alanda bana göre. Bir de yani bu konuda olumlu olabilecek faaliyetlere de bir de eleştiriyor. Yani ne gerek vardı bu tartışmaya diyor. Ya zaten adamın haberi yok. Yani uzaylı olduğu için internette, YouTube'da, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'taki alanlarda o İslam'la ilgili eleştiri var. Biz burada halk cevabına da ulaşsın diye cevaplarını veriyoruz. Adam başlangıcını görmediği için biz yani olmayan soruyu akla getiriyoruz zannediyor. Bu tabii uzaylı ilahiyatçıları da düzeltmek için televizyonda böyle bir vaka olduğunu söylüyoruz. İlahiyat camiasının içinde olup da bizim anlattıklarımızın ciddi olduğunu anlayacak en iyi kesimin ben din dersi öğretmenleri olduğunu zannediyorum. Mesela liselerdeki, hatta ortaokul, ben geçen de lisedekiler dedim, hemen bir hoca beni düzeltti, din dersi öğretmen. Hocam dedi, yani lise değil sırf dedi, ortaokulda dedi biz bunlarla karşılaşıyoruz dedi. Ortaokulda dedi o sizin söylediğiniz sorularla pat 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 karşımıza çıkıyorlar dedi. Kısacası din dersi hocaları ne demek istediğimizin değerini iyi anlayacaktır. Ama yani ilahiyatçılarımız da bu sorunu anlamak ve kendi üniversitedeki diğer öğrencilerin özellikle ilahiyat hocaları bence buna göre hazırlıklı bir şekilde yetiştirmek zorundalar. Eğer ki gelecek nesillerde İslam'ın gönüllerdeki yerinin, birçok kimsenin gönüllerdeki yerinin devam etmesi gibi bir endişeleri varsa.